Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Ben Mert, yanımda Ece var. Merhaba Ece. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Forgotten Realms'dan, bir diğer adıyla Türkçe çevirmesiyle Unutulmuş Diyarlardan bal likörü yapacağız. Öncelikle bal likörümüzün içinde neler var Ece? Peki Unutulmuş Diyarlar diye çevirdin emin misin? Evet. Ben değildim de o yüzden sordum. Pardon bozduğum için. İlk defa ilk seferinde düzgün yaptın ve ben bunu bozdum. Ve bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Evet Ece'cim, içinde neler var? Gerçekten. Evet. Gerçekten. İçinde neler var dedim. Hadi Ece. İçinde bir su bardağının içte ikisi bal, bir iki dal tarçın, bir portakal kabuğu rendesi, yarım bardak su, 1,5 su bardağı vodka. Vodka çikolata. Ne? Vodka çikolata. Ne alaka? Ama neler şarkı vardı. Hatırlamam sözlerini. İlk defa duydum öyle bir şey. Sözlerini bence zaten bilmiyorum. Hayır, sözlerini zaten bilmiyorum. Hayır, sen uyduruyorsun. Bugün gıcıklığım üzerimde. Bence de. Arkadaşlar şarkıyı bulan lütfen yorum yazsın. Sözleri zaman... olmayabilir ya, bu benim için şey gibi şarkı. Is this a Reebok or a Nike? Nasıl Enivici Vokya gibi? Enivici Vokya'da en azından hani hiçbir şey koyamıyorsun yani. Enivici Vokya. Doğru. Neyse. Hani Reebok or Nike. Bu arada sponsorluğumuz hayırlı olsun. Reebok or Nike. Hangisi bilmiyoruz. Hangisi olursa. O zaman yapılışına geçelim mi? Evet. Balı tekme attım bu sırada gerçekten. Başla. O zaman yapılışına geçelim mi? Hayır. Yapılışına ben geçiyorum. Hadi geçelim. O zaman ocağımızın başına geçiyoruz. Belki gerçekten geçiyoruz. Tenceremizin içine suyumuzu, tarçınımızı, portakal rendemizi ve balımızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Kaynama noktasına geldikten sonra altını kısıp 5 dakika kadar daha bu şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, karışımımızı pişirdik. Bir yarım saat kadar, hatta belki biraz daha fazla dinlenmesine izin verdik. Şimdi vodkamızla beraber birleştirmek üzere süzgeçten geçiriyoruz. Bayağı güzel bir şey oldu yalnız ya. Rengi, falan, rengi falan çok güzel. Oldu. Parmak atabiliyor muyuz? At hadi. Nasıl olsa bir tek biz içeceğiz. Nasıl olmuş? Aa, bence böyle de içilir bu. Yani böyle içersen hani yani. Alkolsüz bir içecek olur sadece. Böyle de içilir. Güzel, çok güzel bence. Şimdi bunu şöyle şunun içine dökeceğiz. Umarım dökmeden dökebilirim. Oha, çok başarılı döktüm gerçekten. Bir damlasını bile harcamadım. Şimdi bunun içine vodkamızı da ekleyeceğiz. Bunu ile döktüm zaten. Ya normalde ben onun kenarından akıtıyorum falan da. Bunu daha önce yaptığımız zamanı hatırlamıyorsun galiba. Her yer vodka olmuştu. Şu öyle an mi? Olduğu gibi, evet. Hop! Hadi ay, fark etmedim, pardon. Sana laf yetiştireceğim diye. Her yerim vodka mı oldu yoksa? Şimdi şöyle atayım. Şimdi bunu güzelce çalkalayacağız Mert'cim. Bir elimi temizleyebilir miyim? Evet, o zaman ben hadi yapayım. Sen yap, ben elimde böyle durayım. Bu arada bence gerçekten Brenner Battlehammer'ın içeceği bir şişede yapıyoruz bunu. Aynen, baykuşlu falan sevimli. Brenner da zaten bilen bilir arkadaşlar. Çok sevimli bir adam. Hayvan sever kendisi ve vegan. Aynen, veganlığıyla bilinen bir adam. Ama ben bir şey merak ediyorum ya, veganlar bağlıyor mu? Hayır. Yani ne bileyim. Öyle bir vegan. O kadar vegan. Şimdi bunu güneş görmeyen bir yerde, bir dolabın içinde 12 saat kadar bekleteceğiz. Biz sanırım bunu bir gün bekleteceğiz ve ertesi gün çekime devam edeceğiz. Evet, bir anda kıyafetlerimiz değişirse şaşırmayın. Evet arkadaşlar, yaklaşık 24 saat, belki 25-26 saat kadar demlenmesine izin verdik. Bu süre zarfında üzerimizi değiştirdik, yattık, uyuduk, uyandık vesaire. İlk aldığımızda dibinde biraz portakal kabuğu tortusu vardı. Büyük ihtimalle hepsini iyi süzemedik. Aynen. Ama çalkaladığımız takdirde çok güzel karışıyorlar. Evet. Şimdi tadına bakacağız. Evet, sen dök istersen, ben bu tarz şeylerde çok başarılı değilim. Peki normalde de suyunu kim koyuyor? Sen. Benim olmadığım saatlerde arkadaşlar ölüyor. Evet, susuz kalıyorum genelde. Bence çok güzel kokuyor. Rengi de çok güzel olmuş. Yani ben mid rengine benziyor bu arada gerçekten. Evet. Şey olarak da. Bayağı güzel. Tamam, şerefine. Afiyet olsun. Tadı çok güzel. Evet, biraz yıkıyor ama çok güzel. Of. Uzun zamandır vodka içmiyordum. Bir şey oldu.
balın tadı sonradan çok güzel bir tatlılık veriyor. Hani vodka yakıyor, bal tatlılık veriyor, birbirini çok güzel dengeliyor. Evet. Tavsiye ederim. Bunu yaparsanız eğer yaklaşık 6 ay kadar güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Hani dışarıda ya da buzdolabında. Hani servis etmeden evvel şöyle bir çalkalarsanız bayağı güzel olacaktır. Sen bayağı beğendin galiba. Ben bayağı beğendim. O zaman bu şartta bizi sosyal medyadan takip etmenize, abone olmanıza ve başka merak ettiğiniz tarifleri yorumlarda bırakmanıza gelsin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.